17. saatle yeniden birlikteyiz. Yayınımıza hoş geldiniz. Uzun bir bayram tatili ve bayram tatili sonrasında gündem yoğun. Gündem yoğun ama pek de iç açıcı değil. Sabah saatlerinde yaşanan üzücü trafik kazası ve trafik kazasıyla birlikte aslında sorgulanması gereken bu konu üzerine enine boyuna tartışmak gerekiyor. Bir başka önemli konu tabii ki bayram sonrasında günlerdir, aylardır tartışılan ekonomik sorunlarla ilgili, dövizin yükselişiyle ilgili yine gündemimiz. Sadece konu başlıkları bunlar değil. Bayram süresince sosyal medya üzerinden çevreyle ilgili yapılan eleştiriler, yapılan tartışmalar, bunlar da gündem başlıklarımız. Ekonomi, çevre, eğitim, sağlık, pek çok konuyu konuşuyoruz, tartışıyoruz. Ama bir de bayram öncesinde bir seçim yaşamıştık, ara seçimi gerçekleştirdik ve o seçim sonrasında 25 Haziran'da yapılan milletvekilliği ve yerel kuruluş organları ara seçiminin kazananlara mazbataları bugün veriliyor. Bunun öncesinde Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Narin Ferdi Şefik bizi bekliyor. Kendisine uzanacağız. Bir canlı bağlantı gerçekleştireceğiz. 18'de mazbatalar verilecek. Bunun öncesinde Sayın Başkan'ın görüşlerini alacağız. Kısa bir değerlendirmemiz olacak. Sonrasında aslında yapılması gereken çok şey vardır. Çok konuyla ilgili yasal mevzuatta düzenlemeler gerekiyor. Cumhuriyet Meclisi tatile girdi. Tatile girmesiyle birlikte aslında pek çok şey konuşuluyor, tartışılıyor da. Peki bu tartışılanlar yasal olarak yasallaşabilecek mi? Yazın mecliste bir takım olağanüstü birleşimlerde bir takım yasalar hayat bulacak mı? Bu sorulara da yanıt bulmaya çalışacağız. Stüdyoda konuğumuz olacak. Cumhurbaşkanı Vekili, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sayın Zorlu Töre bizimle birlikte olacak. Ama önce Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Narin Ferdi Şefik bizi bekliyor. Kendisine bir merhaba diyelim ve konuyla ilgili detayları Sayın Başkan'dan öğrenelim. Sayın Başkan merhabalar. Merhaba, iyi yayınlar dilerim. Çok teşekkür ediyoruz. Bir seçimi geçirdik. Seçimin ardından bir haftalık bir bayram tatili söz konusuydu. Şimdi tatil sonrasında yeniden gündemi konuşmaya başladık. Yoğun bir gündemimiz de var ama özellikle ara seçimle ilgili mazbatalar bugün veriliyor. Sözü size bırakalım. Sanırım saat 18'de verilecek mazbatalar. Evet. Bugün sabahleyin neticeler artık kesinleşti. Hiç herhangi bir itiraz yapılmadı bu süreç içerisinde. O nedenle bugün sabah neticeler resmi gazetede yayınlanmıştır. Bugün saat 18'de de Lefkoşa İlçe Seçim Kurulu'nda seçimi kazanan muhtar ve de milletvekilimize muhtırazları verilecektir. Şimdi seçimle ilgili seçim sonuçlarını açıkladığınız zaman bir vurgunuz vardı Sayın Başkan, özellikle ilk kez bu kadar düşük katılım olduğuyla ilgili bir ifadeniz vardı ve bu ifade dikkat çekiciydi aslında. Bu ifadenin ardından kendiniz genel bir değerlendirmede bulundunuz mu veya bu oranla ilgili nasıl bir değerlendirmede bulunabilirsiniz bize? Yani ben seçimlerde yıllardır çalışıyorum. Bu kadar düşük bir katılım görmedim. O nedenle benim açımdan yani bir sürpriz oldu bu kadar düşük katılım olması. Bunun değerlendirmesini yani benim yapmam çok doğru olmuyor. Ben sadece kanunlara, kurallara uyması gerektiğini düşündüğümden dolayı seçim olduğunda vatandaşın da oyunu kullanmayı tercih edeceğini düşünmekteydim. Ama halkımız bir nedenle oy kullanmayarak bir mesaj vermeye çalışmıştır. Herhalde bu aşamada o verilen mesajı doğru algılayıp bunun değerlendirilmesini ilgili mercilerin yapması gerektiğini düşünüyorum. Şimdi yayına başlamadan önce genel kameramanımız görüntüyü verdiği zaman önünüzde birçok belge ve kağıt görüyorum aslında. Benim sormak istediklerimin dışında farklı bir mesaj vermek istiyor musunuz Sayın Başkan bize? Yok, hayır, ben sadece söylediğiniz gibi uzun bir bayram tatilinden sonra soracağınız sorularda hafızamda olmayan bir şey olmaması için önüme bütün evraklarımı dizmiş durumdayım.
Şimdi tabii ki şimdi bir seçimi geçirdik ama bir yandan da önümüzdeki süreçteki yıllar içinde gerçekleşecek seçimler dolayısıyla yapılması gereken de birçok çalışma var. Daha önce de konuşmuştuk. Mecliste, komitede görüşülmeye başlanması hedefleniyor. Karma oyun kaldırılmasıyla ilgili, seçim ve halk oylaması yasasıyla ilgili. Birazcık bize mesaj vermeye çalışmıştınız, görüşünüzü aktarmıştınız ama bu önümüzdeki yaz boyunca komite söz konusu çalışmaya devam ederse, Yüksek Seçim Kurulu Başkanı olarak geçirdiğiniz birçok seçimi de dikkate aldığımız zaman yapılan çalışmalar veya yapılması gerekenlerle ilgili bir takım önerileriniz olduğunu da ifade etmiştiniz. Şimdi o önerilerin üzerine eklenebilecek öneriler olabilecek mi Sayın Başkan? Yok, hayır, önerilerimiz belirli maddelerin seçim ve halk oylaması yasasında günün koşullarına göre değişmesi gerektiği doğrultusundadır. Tabii ki bütün bunlar da takdir meclisimizindir. O nedenle biz sadece bu maddelerin gözden geçirilmesi gerektiğini düşündüğümüzü aktarırız ama onun ötesini biz yapamayız. Hükümetin üyeleri istediklerine meclis karar verir. Oy verme şekilleriyle de ilgili olarak orada da tercih meclisindir. Biz sadece mevcut sistemde hataların nereden kaynaklandığını gösteririz ve bu hataların azalması için değişiklik yapılması gerektiğini de söyleriz. Bazen bir iki öneri de verebiliriz ama onun ötesine gidemeyiz çünkü takdir meclisindir. Şimdi tabii ki biz seçimi kazananlara verilecek mazbatayla ilgili bir bağlantı yaptık ama ülkemizdeki suç oranlarıyla da ilgili Yüksek Mahkeme Başkanı olarak da şimdi mahkemeler tatilde bildiğimiz kadarıyla. Peki bu süreçte genel değerlendirmeniz nedir? Ülkedeki gidişatla ilgili mahkemelerin yükünü her zaman ifade ediyorsunuz aslında. Yapılması gerekenler, bir takım açılımların söz konusu olması gerektiğiyle ilgili olarak bu noktada genel değerlendirmeniz nedir? Yüksek Mahkeme Başkanı olarak görüşünüz nedir? Ülkedeki yaşanan olaylar ve mahkemelerin yükünün giderek artması noktasında. Mahkemelerin yükü gittik sonra artıyor. Bilhassa ceza davalarında müthiş bir artış vardır. Hukuk davalarında artış yoktur. Bu artık hukuk davalarında artış olmamasının nedenini bilmiyorum. İnsanlar yargıya gelmekten mi sarf nazar ediyorlar veyahut sorunlarını kendi aralarında çözümlemeyi mi tercih ediyorlar bilmiyorum ama ceza davalarında kesin bir artış olduğunu söyleyebilirim. Mahkemelerin yükü her gün artmaktadır. Bunun çaresi belki işte sulh yoluyla mahkemeye gelmeden önce bazı konuların çözülmesine yardımcı olmaktır. Yargıç sayısını artırmaktır. Fakat bütün bunlar başka ihtiyaçları gündeme getirir. Bina sorununu ortaya getirir. Teknolojiyi daha rahat kullanmamız gerekir. Ki biz bu konularda pek çok atılım yapmak istiyoruz. Yardımcı olacağına dair sözler de almış bulunuyoruz ama ülke koşulları bizi hep geriye itiyor. Yani en bariz örneği geçen günlerde konu olmuştu. Lefke Mahkemesi'nin tadilatı yarıda kaldı. Orada tadilatı yapan müteahhit artık zarara girmeye başladı ve biz bütün çabalarımıza rağmen kendisine gerekli yardımı sağlayamadık ve yarım bıraktı. Yani binalardaki sorunlar, personeldeki eksiklikler, teknolojiye daha fazla kullanmak için yine ihale açılmıştır. Ancak dövizin durumundan dolayı ihaleye müracaat edenler olmamıştır. Bu defa ihale kapanmıştır. Yani bu tür engeller, bu tür sorunlar vardır. Bunların ele alınabilmesi için yani bir yerde değil birçok yerden uğraşılması gerekir ama en önemli sorunlarımız bu aşamada personel sorunumuz var. Yeterince personelimiz kalmıyor.
Yani geçen yıla nazaran 40 daha az personelle idare etmeye çalışıyoruz. Mahkemenin yükü arttık sonra da personele ihtiyaç artmaktadır. Teknolojiye daha fazla dayanabilirsek belki bu ihtiyacımız azalacak. Ancak teknoloji içinde maddi imkanlarımızın artırılması gerekir. İhalelerin sonuçlanması gerekir. İstediğimiz alet edevata alabilmemiz lazım. Yani bizim küçük ölçekli hukuk davalarını ve trafik davalarını tamamen bilgisayar ortamında gördürmek istiyoruz. Hiç evrak olmadan. Yani tabii ki bütün bunlar bir sürü mekanik alet edevat istiyor, elektronik alet edevat istiyor ama bunlara bir türlü ulaşamıyoruz henüz. Dolayısıyla sorunlar diyorsunuz ki her yıl aslında yaptığınız açıklamalar, değerlendirmelerin üzerine aslında birazcık daha bir artı şeklinde devam ediyor sorunlar. Evet. Evet, yani yardımcı olmaya çalışıldığını hissediyorum ama bir yerde sistemin çalışmamasından kaynaklanan sorunlar var. Yani bir belirli dairelerde personelin eksik olması, bu defa planların yürümemesi yahut da yapılan ihalelerde eksiklerin bulunması. Bu da devlet dairelerindeki eksiklik, liyakat sorunu personel eksikliğinden dolayıdır. O nedenle yani her birimin, her basamağın gözden geçirilmesi ve her yerin yavaş yavaş düzeltilmesi gerekir. Yani bir yerden başlanması lazım. Aksi takdirde hepsi elimizde kalacak. Peki, şimdi yargı olarak yasamadan beklentiniz nedir Sayın Başkan? Yasamadan beklentimiz, yani bekleyen ve bizi de ilgilendiren pek çok yasalar vardır. Bunların bir an önce yasallaşması. Kamu görevleri yasası, örneğin yıllardır kamu görevleri yasasının elden geçirilmesi gerektiği konuşuluyor ama henüz geçirilmiş değil. Dolayısıyla yapılacak pek çok çalışma var diyorsunuz. Başka yasa daha var. Seçim ve halk oylaması da dahil olmak üzere bizi direkt ilgilendiren pek çok yasal değişiklik ihtiyacımız vardır. Ama ben daima söylediğim, söylerim, söylemeye de devam edeceğim. Meclisimizin bu ağır yasa yapma yükünü kaldırması çok zordur. Bu iş sadece hukukçuların yapacağı bir iş de değildir zaten. Yani bu konuda bir hukuk reform komisyonu kurulması lazım. Böyle bir komisyonda hukukçuların çalışması lazım, akademisyenlerin çalışması lazım veyahut da dışarıdan hizmet satın alması lazım ki bütün yasaların tüm ebatlarıyla tartışılıp, düşünülüp geçirilmesine imkan kılınsın. Bütün bu çalışmaların komitelerde, meclis nezdinde yapılması çok zordur. Dolayısıyla Hukuk Reform Komisyonu kurulursa hızlı ve seri bir şekilde çalışmalar daha hızlı gerçekleştirilip bir takım yasal düzenlemeler de hayat bulur diyorsunuz. Daha hızlı bir şekilde. Peki, tabii ki sizinle ara seçim. Çünkü geçirilen bazı yasalarda görüyoruz. Buyurun, buyurun başkan. Görüyoruz ki yani tek taraflı ya da iki taraflı incelenmiş ama bir akademisyenle örneğin konuşulmadığı için başka ne tür sorunlar ortaya çıkabileceği düşünememiştir. Ve şu anda belirli yasalardan kaynaklanan bayağı çetrefilli sorunlar oluşuyor. Bilhassa yani dikkatimi çeken evlilik dışı çocuklar yasasında ki yeni bir yasadır. Dolayısıyla yani hayat bulduğu zaman yasa bilen bir takım eksiklikler uygulamaya girdiği zaman da ortaya çıkıyor. Bunların olmaması evet. İçin daha detaylı ve daha farklı bakış açısıyla yasaların düzenlenmesi gerektiğini ifade ediyorsunuz.
Peki eklemek istediğiniz var mı Sayın Başkan? Sadece hakimlerin, sadece avukatların söyledikleriyle yeterli olmuyor. Yani gerçekten akademisyen farklı sistemleri incelemiş, farklı sistemlerde nelerle karşılaşılıp da ne şekilde düzeltildiğini pratik çalışanlardan daha iyi bilen kişilerle de irtibat halinde olması gerektiğini, ihtiyacını çok fazla hissediyorum ben son zamanlarda. Peki eklemek istediğiniz var mı Sayın Başkan? Kısa oldu bağlantımız ama. Eksik olmayın. Çok teşekkür ederim bana bu fırsatı verdiğiniz için. Bugün mazbata aldıktan sonra zaten meclis başkanımız yanınızda. Bundan sonraki süreci o izah edecektir. Meclisimize hayırlı uğurlu çalışmalar dilemek düşer bize artık. Çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür Kolay ediyoruz. Gelsin diyoruz. Evet, Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Narin Ferdi Şefik'ten ara seçimle ilgili sonuçların resmi gazetede yayınlanmasının ardından saat 18'de de yaklaşık bir 40 dakika sonra da mazbatalar verilecek. Bunun öncesinde birazcık konuşmaya çalıştık ama Yüksek Mahkeme Başkanı sıfatıyla da kendisine mahkemelerin durumuyla ilgili, gelinen süreçle ilgili de görüşlerini almaya çalıştık, sorumuzu yönelttik. Şimdi stüdyoda konuğumuz var. Az önce de Narin Ferdi Şefik'in söylediği gibi Cumhurbaşkan Vekili, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sayın Zorlu Töre bizimle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Pembe Hanım. Mazbatalar verilecek. Sonrasında mecliste bir anlaşma. Ne zaman olacak Sayın Başkan? Biz Cumhuriyet Meclisi'ni tabii ki olağanüstü toplantıya çağıracağız. Genel Sekreterimizle de bugün görüştüm. Çarşamba günü muhtemelen çağrıda bulunacağız. 10 gün sonrasına, bugün aldığına göre, bugün ayın 3'ü. 13'ünde Cumhuriyet Meclisi'ni olağanüstü toplantıya çağırıp seçilen milletvekili arkadaşımızın yemin etmesini sağlayacağız ve milletvekilliği görevi yemin ettikten sonra başlamış olacaktır. Süreç bu şekildedir. Daha öne alabilir miyiz, alamaz mıyız? Gerekli görmedik. Yani neyse, neyi emrediyorsa biz onu yapalım dedik. Çünkü 5 gün içerisinde itiraz süresi vardı verilen oylara sandıklarda. O 5 gün geçti ama bayram olduğu için 2 gün sonra neticede 25'inde yapılan seçim, bugün ayın 3'ü, 3'ünde resmi gazetede ilan edilmiş oldu. Yani daha önceden hazır olduğu halde bayrama rast geldi. 3'ünde ilan edildi. Mazbata da işte bugün verilecek, ilgili arkadaşa, muhtara da kazanma evrakı verilecek. Ama bizi ilgilendiren Sayın Milletvekiline mazbatasının bugün verilmesi ve resmi gazetede bugün yayınlanmış olması. 10 gün sonrası da ayın 13'üne geliyor. 13'ünde de yemin törenimiz olacaktır. 13'ü de Perşembe günü olur. Yani bu haftaki Perşembe değil. Önümüzdeki. Öteki hafta Perşembe günü Cumhuriyet Meclisi olağanüstü toplantıya çağrılacak ve tek maddeyle çağrılacak. Bu yemin merasimi gerçekleşmiş olacak. Kısa süreli bir toplantı olacak. Yani başka bir gündeme başka konular da alınabilir ama hükümet isterse biz onları alırız veya yeni bir şey varsa onu gündeme alırız. İvedilik istemi var mı? Görüşülecek bir yasa var mı? Olağanüstü toplantı şeklinde çağrılacağı için gündeme başka da şey de konur ama şu anda öyle bir durum yok. Sadece yemin töreni için meclis çağrılacaktır. Peki yaz süresince mecliste olağanüstü birleşim yeniden olabilir farklı maddeler için. Bir öngörü var mı Sayın Başkan? Yani Kıbrıs meselesinde olağanüstü bir gelişme olabilir. Hükümetin olağanüstü bir çağrı yapılması istemi olabilir. Ülkede başka bir şey olabilir. Çağrı yapılabilir. Cumhurbaşkanının isteği üzerine olağanüstü toplantı çağrılabilir ama şu anda gündemde böyle bir şey yok. Sadece yapılan bu ara seçimde kazanan milletvekilinin yemin etmesi için yapılacak bir olağanüstü genel kurul toplantısı olacak. Meclisin çalışmasını nasıl buldunuz Sayın Başkan bu dönemde? Meclis yani nisap sıkıntısı yaşamadan bir dönemi kapatmıştır. Bazen tabii ki mecliste nisap sağlanmasında gecikmeler olmuştur. Ama sonuçta 29 milletvekiliyle temsil edilen hükümet
nisabı sağlamış ve meclis açılmış ve çalışmalarını yürütmüştür. Tabii ki bazen çok tartışmalardan bazı yasalar geri çekilir, tekrar görüşülür. Bunlar zaten olağan şeylerdir. Bazen fazla olur, kamuoyundan tenkit yer, o ayrı bir konu. Ama neticede mecliste çok ciddi yasalar da görüşülmüş ve bunlar çıkarılmıştır. Muhalefetin sert tepkisine rağmen ve caddede, meclis önündeki caddede sivil toplum örgütlerinin, sendikalarının, siyasal partilerin çok sert eylemlerine rağmen belediyeler yasası mesela geçirilmiştir. Öğretmenler yasası geçirilmiştir. Yine aynı şekilde elektrik sendikasının tepki koyduğu elektrik konusundaki yasa yine geçmiştir veya Türkiye ile kabloyla elektrik anlaşması yapılması yönündeki sıkıntılar giderilmiştir. Yasayla giderilmiştir. Yine hal yasası geçirilmiştir. Bunun gibi birçok yasalar geçirilmiştir. Muhalefetin çok sert tepkilerine rağmen. Dolayısıyla meclisin geçmiş dönem daha iyi çalışabilir miydi? Elbette daha iyisi olabilir ama neticede bir pandemi dönemi yaşandı, bir deprem dönemi yaşandı, bir ara seçim dönemi yaşandı. Bunlar hepsi de meclisin daha verimli çalışmasında sıkıntılar yarattı. Böyle olağanüstü durumlar bunlar. Dolayısıyla benim kanaatime göre, meclis başkanı olarak benim kanaatime göre hükümet yasalar konusunda iyi çalışmıştır. Dersini yapmıştır. Daha iyi olabilir miydi? Elbette her zaman daha iyi olabilir. Ama meclis nisaba takılmadan üzerine düşen çalışmaları yürütmüştür. Çok bir defa meclis tamamen toplanmamıştır. O da muhalefetle anlaşarak toplantı yapılmamıştır. Yani nisaptan dolayı değil ama nisap sıkıntısı görülerek yapılmadığı şeklinde kamuoyuna yansıdı ama öyle değildi. Muhalefetle anlaşarak o gün genel kurul yapılmadı. Olağanüstü bir durum çıkmıştı ortaya. Ondan dolayı yapılmadı. Onun dışında hükümet Cumhuriyet Meclisi'nde gerekli nisabı her zaman sağlamıştır. Muhalefetin performansı nasıldı Sayın Başkan? Bence muhalefetin performansı yeterli miydi? Yani onu da ben değerlendirmeyeyim. Çünkü onlar ille de hükümet nisap sağlasın, biz de meclise girelim şeklinde bir yaklaşımdır. Bu aslında yasalarda düzenleme gerektiren bir husustur. Böyle olmaması gerekir. Çünkü bizim ülkemizde 26, 27, 28, 29 milletvekilinden bir hükümet kurulduğu zaman nisapta devamlı sıkıntılar yaşanabilir. Muhalefette ille de nisabı bulun, ben öyle girerim içeri genel kurula şeklinde tavır takınırsa burada sıkıntılar oluyor. Bazı sadece denetim günlerinde muhalefetin bazı yaklaşımları oldu nisaba destek verme konusunda. Çünkü daha fazla kendileri konuşma yapacak, denetim görevini yapacaklar muhalefetteki milletvekilleri. Ama hükümetteki milletvekilleri de tabii ki güncel konuşma alıp onlar da konuşabilirlerdi. Dolayısıyla muhalefet yeterli miydi? Muhalefet bizde yani çoğu konularda hep olumsuz davranıyor. Çok az konularda oy birliği yapıyor muhalefet partisi. Zaten bir muhalefet partisi var. Bir de iki tane bağımsız milletvekili var. Ana muhalefet partisi. Başka da muhalefet yok. İki milletvekilini de muhalefi sayabiliriz ama onlar şu anda parti değiller. Bağımsız olarak. Bağımsız milletvekili değiller. Yani ana muhalefet partisi ne derece başarılıdır? Başarılı olsaydı silip süpürebilirdi ortalığı bu ara seçimde. Yani %30'un altında bir katılım oldu. Bu hem hükümetteki partilere bir alarm veren bir oy şeklidir. Hem de ana muhalefet partisine de seçimi kazanmış olmasına rağmen ona da ciddi bir uyarı yapılmıştır. Seçmen sandığa gitmemiştir. CTP'nin oylarında da büyük bir düşüş olmuştur. Ulusal Birlik Partisi'nin oylarında daha büyük bir düşüş olduğu için seçimi kazanan Cumhuriyetçi Türk Partisi, ana muhalefet partisi olmuştur. Ama zafer elde etmemiştir. Eğer bir zafer elde etmiş olsaydı, %55-60 bir katılımla bu seçim gerçekleşmiş olsaydı ve CTP o zaman bu seçim sonucunu almış olsaydı, yani orantı bu şekilde olmuş olsaydı, o zaman
ana muhalefet partisi başarılı, hükümet tamamen başarısız şeklinde yorumlanabilirdi. Ama burada her iki taraf da başarısızdır. Benim yorumum budur. Ama seçimi kazanan bir taraf vardır tabii ki. Demokrasilerde hangisi daha çok oy alırsa seçimi o kazanır. Demokrasinin gereği yerine gelmiştir. Ama katılım çok düşüktü ve bu düşüklük de ne CTP'ye yarar, ne de Ulusal Birlik Partisi'ne, ne de diğer hükümet ortakları, diğer partilere yarar diye ifade etmek istiyorum. Şimdi hep tartışılan aslında meclisin tatilinin uzun sürmesi, ama bir deneme oldu. Bir anayasa değişikliğine ve meclis tüzüğünde değişikliğe gidilmeye çalışıldı ama başarılı olanamadı. Çok da eleştiriliyor uzun süreli bir mecliste bir tatil süresinin devam ettiği, ama diğer yandan da komitelerde çalışmalar yaz boyunca komitelere gönderilen yasalar, yasa önerileri tartışılıyor. Yasa tasarıları meclisin Eylül ayında açılması ile birlikte Ekim ayında 1 Ekim 2 Ekim'de açılacak. Evet. Ekim ayının ilk iş gününde meclis açılır. Evet. Tabii ki komiteler şu anda çalışmalarına devam edecekler. Ciddi yasa tasarıları var mı Sayın Başkanım? Tabii ki ivedilik yasası verilen birçok yasamız vardır. İvediliği alınan meclise onlar bu ivediliği alınan yasaları yaz tatili boyunca komitelerimiz görüşebilir. İvediliği olmayan yasalarda eğer meclisten geçmişse, ivediliği alınmadan geçmişse onlar yine komitelerde görüşülebilir. Ve Ekim ayı gelindiğinde meclisin önünde birçok yasalar mecliste genel kurulda görüşülmeye başlanır. Böyle de olacağına inanıyorum. Ben yaz aylarında komitelerimiz zaten çalışmaya devam edecekler. Belki daha biraz aralıklı çalışma olacak ama ben tabii ki meclis başkanı olarak her gün saat 9 civarında Cumhuriyet Meclisi'ne gidiyorum. Ve mecliste mesai saatleri bittikten sonra meclisten ayrılıyorum. Yani meclis mesai saati 2.30'da bitiyorsa ben emin olun 3-3.30'da, 4'te, bazen 5'te ayrılıyorum. Her gün meclisteyiz. Memurlarımız da meclistedir. Üst düzey bürokratlar da meclistedir. Diğer memurlar da hepsi de meclistedir. Biz çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Yani rutin işlerimiz yine devam ediyor. Komitelerin olduğu günlerde de tabii ki meclis daha yoğun hale gelebiliyor. Komitelere de hizmet veriyoruz meclis şimdi, olarak. Şimdi programı açtığımda da birazcık bahsetmeye çalıştım. Birçok sorun var aslında. Bazı sorunların çözümü için yasal mevzuatların düzeltilmesi gerekiyor ama meclis olarak tabii ki hükümet gönderdiği zaman mecliste bunları görüşüp hayat bulması için çalışma yapılıyor ama bugün ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı'nın bir eleştirisi var. Eleştiri değil aslında da bizim diyor, yani boş geçirilecek tek bir dakikamız bile yok. Hem hükümetin hem muhalefetin çalışmamız gerekiyor diyor. Orta ve uzun vadeli planlar yapılması ve bu planların, bunların meclisten geçirilmesi gerekiyor. Bir yanda da aslında hem muhalefet de eleştiri yapıyor, kendi içinde de eleştiri yapıyor ama ülkeyle de ilgili yapılması gerekenlerle ilgili hep birlikte yapılması gerektiğini mesajını da veriyor. Ben Sayın Tufan Erhürman'ın bu konuda samimi olduğuna inanmıyorum. Çünkü sürekli olarak kendisini mecliste takip ediyorum. Hı hı. Ve bu konularda çok şeyler söylüyor ama hadi işbirliği yapalım bu konularda dediğimiz zaman sürekli muhalefet yapılıyor. Çok az konuda bazı yasalar üzerinde oy birliğiyle geçirilen yasalar oluyor. Bu da yani ifade ediliyor. Gelin birlikte çalışalım da birlikte geçirelim. Mesela ad hoc komite kuruldu. Belediyelerin birleştirilmesi konusunda Sayın Tufan Erhürman da bunu ifade etmişti. Hükümet tarafı da buna tamam dedi. Ama en sonunda yine bir yolunu bulup onlar hayır dediler. Sonuçta hayır dediler. Cumhuriyetçi Türk Partisi hayır oyu kullandı. Yine bu elektrik yasası konusunda yine çalışmalar yapıldı. Bir yere kadar gelindi ama CTP yine hayır dedi. Bununla ilgili öğretmenler yasası konusunda görüşülürken önce çok sert tepkiler yaptı Cumhuriyetçi Türk Partisi. Dışarıdaki eylemciler de çok sert. Daha sonra Cumhuriyetçi Türk Partisi muhalefet şeklini yumuşattı. Yumuşattı ama hayır demeye yine devam etti. Yani değişmedi, tutumu değişmedi.
Bunun gibi birçok yasalarda da aynı şekilde Sayın Tufan Erhırman belki iyi niyetli olabilir ama partisinin genel tutumuna bakıyorum. En sonunda gelinen noktaya bakıyorum. Kesinlikle onlar işbirliği yapma konusunda çok zayıftırlar. Yani hükümetle dayanışma içerisinde olmuyorlar. Çünkü kendilerinin bir dünya görüşü vardır, bir yaklaşımları var, siyasal anlayışları vardır. Kendilerine göre bunlar yanlıştır diyorlar. Dolayısıyla bu konuda bizim dediğimiz olursa biz bu konuda sizinle dayanışma yaparız şeklinde bir yaklaşımları vardır. Tabii ki bazı konularda hükümette muhalefetin söylediklerini dikkate alması lazımdır. Ama hükümet diyorsa ki hükümet eden icradan sorumlu hükümettir ve çoğunluk hükümet tarafındadır mecliste. Eğer hayır diyorsa hemen kalkıp da ben meclisi terk ediyorum, dışarı çıkıyorum, ben ortak olarak evet diyecektim ama benim bu önerimi kabul etmediniz, bundan dolayı ben de meclisteki nisabı şu anda sağlamıyorum, dışarı çıkıyorum, oy birliği yapmıyorum şeklinde. Geçen gün son toplantıda böyle bir durum oldu yani. Tufan Bey yoktu ama Erkut Şahale'nin başını çektiği bir Cumhuriyetçi Türk Partisi vardı. Hemen dışarı çıktılar. Nisap problemi yaratmak için ve meclisin çalışmasını durdurmak için. Ama zaten son toplantıydı diye. Dolayısıyla ben Sayın Tufan Erhırman'ın iyi niyetli yaklaşımı olabilir ama Cumhuriyetçi Türk Partisi böyle bir yaklaşım içerisinde değildir. Bunu net görüyorum diyor. Ben net görüyorum, evet. Şimdi bayram sonrasında bir ziyaret söz konusu olacak mı? Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'nın buraya bir ziyareti olacak mı? Numan Kurtulmuş'un. 11 Temmuz'da Sayın Numan Kurtulmuş'un Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni ziyaret edeceğini Sayın Büyükelçimiz tarafımıza iletmiştir. Cumhuriyet Meclisi'ne iletmiştir. Ama bu daha kesinleşmiş bir program değildir. %99 tamamdır şeklinde ifade edilmiştir. Ama biz bunu da tekrar teyit alıp çarşamba veya perşembe günü kamuoyuna duyuracağız. Önümüzdeki hafta bir... Önümüzdeki hafta, evet. Önümüzdeki hafta 11. 11 ne günü olur? Salı günü olur. Salı günü Sayın Numan Kurtulmuş'un, Profesör Doktor Numan Kurtulmuş'un Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne ilk ziyaretini yapacağı, arkasından da Bakü'ye, Azerbaycan'a gideceğini bize Sayın Büyükelçi iletmiştir. Ayrıca bayramda, bayramlaşmada da Sayın Profesör Doktor Numan Kurtulmuş Bey ile ben görüşme yaptım. O mesajınızda da bir ve vardı. Kendisi de bana işte bayramdan sonraki hafta geleceğim dedi. İlk ziyaretimi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yapacağım demiş. Günübirlik bir ziyaret. Günübirlik bir ziyaret, anladığım o. Arkasından da Azerbaycan'a gideceğini ifade etmişti. Selam ve sevgilerini de Kıbrıs Türk halkına ifade etmişti. Ayrıca milletvekillerimize de selamlarını ve bayram tebriklerini iletmişti. Ama daha sonra Sayın Büyükelçi bizi aradı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Sayın Profesör Doktor Metin Feyzoğlu ziyaretin 11 Temmuz'da olacağını ifade etti. Biz de ona göre yavaş yavaş hazırlıklarımıza başlıyoruz. Peki. Yeni dönemde bizi ne bekleyecek Sayın Başkan? Yeni dönemde tabii ki parlamentonun daha çok çalışması lazım. Hem yasama görevinde hem de denetim görevinde daha etkin olmak lazımdır. Hem muhalefetin hem de hükümetin daha iyi çalışması gerekir. Gönlüm arzu eder ki Sayın Profesör Doktor CTP'nin genel başkanının Tufan Erhırman Bey'in söylediği doğru çıksın ve bazı yasalar üzerinde daha çok işbirliği yapılabilsin. Gönlüm arzu onu ediyor. Pek ümidim yoktur. Söylem başkadır, icraat başkadır. Biz isteriz ama onlar gelmiyorlar şeklinde bir anlatım şekli vardır ki müthiş bir anlatımdır o Sayın Tufan Erhırman'ın el kol hareketleriyle, sadece diliyle konuşmuyor. Vücut diliyle de konuşuyor. O zaman Sayın Başkan iyi analiz ediyorsunuz. Ama icraatta yoktur. İcraatta kesinlikle öyle bir durum söz konusu değildir. Eleştiride ciddi bir artışları vardır. Ciddi bir değerlendirme gerektirir yaptıkları eleştirileri ama
benim kanaatime göre daha çok bir işbirliği yapılsa daha iyi olur düşüncesindeyim. Ama şöyle bir şey hatırlıyorum. Yani muhalefet de aslında biz konuşuyoruz, hükümette yetkili bakanı içeride bulamıyoruz, yanıt bulamıyoruz diye de zaman zaman çok biraz eleştirileri olmuştur. Ben tabii ki gelmiş geçmiş bütün hükümetlerde bir sıkıntıdır bu durum. Evet. Genellikle bakanlar dışarıda oluyor ya, görevleri başlarına gidiyorlar ya da başka yerde oluyorlar. İçeride sadece nöbetçi bakan veya bir iki bakan kalıyor. Bunun doğru olmadığını ben de ifade ediyorum her zaman, ama bu Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin başını çektiği hükümetlerde de aynı şekilde devam ediyordu. Şimdi de aynı şekilde devam ediyor. Dolayısıyla ben milletvekillerinin ve hükümete mensup bakanların daha çok parlamento içerisinde kalmaları, gerek yasama gününde gerekse denetim gününde daha fazla içeride kalmalarının doğru olacağı kanaatindeyim. Hı hı. Yani parlamentonun saygınlığı daha fazla artar. Çünkü dışarı çıktığımızda çok halk arasında geliyor. Böyle eleştiriler var. İşte mecliste bir kişi konuşur, orada bir iki milletvekili var veya bir tane bakan var, diğerleri yoktur diye bir eleştiri vardır. Bunların düzeltilmesi gerekir. Hepimiz de konuşuyoruz bunları ama yine değişmiyor. Bu durum yine değişmiyor. Bakıyorsunuz içeride yine bir iki bakan kalıyor. Birkaç milletvekili kalıyor. Diğerleri ayrılıyor. Özellikle denetim günlerinde eğer bir oylama yoksa ve sadece denetim konuşmaları varsa, güncel konuşmalar varsa bir bakarsınız hükümet tarafında da muhalefet tarafında da içeride milletvekili yok. Veya muhalefet tarafında konuşacak olan milletvekili sırası geldiği zaman başka yerden işini takip ediyor, başka bir yerde bulunuyor. Diyelim ki 13. sıradadır ya 14. sıradadır. İçeride tabii ki memurlara da sorabilirler. Kendi partilerindeki milletvekillerine de sorabilirler. Kaçıncı konuşmacı, bana ne zaman sıra gelir diye. Bir bakarsınız ki konuşacağı vakit içeri geliyor, konuşmasını yapıyor 15 dakika, 20 dakika veya 25 dakika veya 10 dakika, sonra çekip gidiyor. Yani böyle milletvekilleri de çok. Bu da doğru bir yaklaşım değil. Yani meclisin çalışma saatlerinde mümkün olduğu kadar genel kurul salonunda bulunmak gerekir. Bütün saatler kalamaz tabii ki. Saat 11'de açılmışsa Cumhuriyet Meclisi, saat 7'ye kadar meclis genel kurulu sürüyorsa 7-8 saat hiç kimse orada oturamaz. Bende dahil, ki ben meclisi yönetirken en fazla 3 saat, 3,5 saat, 4 saat kalırım. Sonra bir arkadaşla ya meclis başkan yardımcısıyla ya da başka bir milletvekili arkadaşla görev değişikliği yaparım ve kendi ihtiyacımı gidermek için yarım saat inerim giderim veya 1 saat iner giderim, tekrar gelirim. Bütün milletvekilleri yani başladığı saatten bitiş saatine kadar genel kurulda oturması gerekir diye bir düşünceye kapılmak, bu da doğru değildir. Ama mecliste olmak ve zaman zaman genel kurula girip 1 saat, 2 saat genel kurulu takip edip ihtiyaç olması halinde dışarı çıkmak doğru olanıdır. Ama biz bu doğru olanı hiç yapamadık şimdiye kadar. Peki başarabilir miyiz önümüzdeki süreçte? Yani zayıf bir ihtimaldir diye düşünüyorum. Yani alışkanlıklar yine devam eder diye düşünüyorum. Hedefinizde ne var Sayın Başkan önümüzdeki dönem için? Yani iyi bir dönem geçirmek istiyoruz tabii ki. 2023-2024 yılında meclisin bu döneminde tabii ki daha çok yasa çıkarmak, elbette daha çok eleştirilere de kulak verilmesini sağlamak, araştırma komisyonları varsa onları çalıştırmak, sonuç üretmek elbette hedefimizdir. Yani Cumhuriyet Meclisi halkın en fazla göz önünde bulundurulan bir kurumudur. Yani bir bakanlıkta canlı yayın yoktur. Başbakanlıkta canlı yayın yoktur. Meclis, Cumhurbaşkanlığında da bir canlı yayın yoktur. Ama bizim hem komitelerimiz dışarıya bazen canlı yayın olarak bile verilebilir. Komitelerdeki evet, çalışmalar dışarıya kesinlikle aktarılır, verilir. Genel kurul haftada 2 defa olan genel kurulda canlı yayın olarak dışarıya verilir, kamuoyuna verilir. Dolayısıyla bizlerin çok daha fazla dikkat etmesi gerekir diye düşünüyorum. Yani hem meclisi yöneten meclis başkanı, diğer divan heyeti üyeleri, meclis başkan yardımcısı
hem de milletvekilleri, hükümet daha fazla dikkatli olmamız gerekir diye düşünüyorum. Ben meclise, evet, yüce meclis derken meclisin yüceliği tartışılamaz. Ama bunu kabul etmeyen milletvekilleri vardır. Gerçi şimdi birazcık daha ılımlı. Alıştılar artık. Evet, kulaklarına devamlı su serpiyoruz, söylüyoruz. Onlar da alıştılar tabii ki. Alışmaları da lazımdır. Meclis sadece zorlu törenin değil yani. Meclis başkanıyım. 50 milletvekilinin yeridir Cumhuriyet Meclisi. Dolayısıyla ben Cumhuriyet Meclisi'ne buyurun yüce meclise hitap edin dediğimde aslında halka hitap edin manasındadır benim o söylediğim. Hepimiz halktan oy alarak geldik, seçilerek geldik oraya. Buyurun yüce meclise hitap edin dedi. Buyurun halkımıza hitap edindir manası odur esasında. Dolayısıyla kimsenin gocunmaması lazım. Ama ben bazen çok da üzülmüştüm. Yani yüce meclise cüce meclis diyen milletvekili yanlış yapıyor. Veya bir başka milletvekili neresidir yüce bu meclisin de böyle konuşuyorsun gibi böyle aşağılayıcı tepki gösterme şeklini bazen hiç anlayamıyorum. Ama ben söylemeye devam ediyorum. Bazen benimle işte yüce mi bu meclis, böyle yaptın sen veya bu şekilde davrandın sen veya hükümet böyle bir şey yaptı, neresi yüce meclistir veya meclis böyle mi yapar gibi. İnsanların hataları da olabilir, yanlışları da olabilir. Herkesin yaptığını ille de herkes beğenecek diye bir şey de yok. Benim doğru diye düşündüğüm şeyi ana muhalefet partisinden herhangi bir milletvekili veya başkanı veya topyekün hepsi de birden beğenmeyebilir. Hatta kendi partim olan Ulusal Birlik Partisi veya hükümet ortakları da benim her yaptığım bir davranışı veya her yaptığım bir icraatı ille de beğenecekler, alkışlayacaklar diye bir şey yok yani. Dolayısıyla saygı duymak lazım farklı düşüncelere, farklı bakış açılarına, farklı yorumlara, farklı değerlendirmelere de saygı duymak lazımdır ki ben onları rahatlıkla değerlendiriyorum. Yani dinliyorum. Farklı görüşleri de dinliyorum netice olarak. Bazen cevap bile vermiyorum. Yani gerek duymuyorum netice olarak. Hem gerginlik çıkmasın mecliste hem de değer bulmuyorum. Yani her eleştiriye cevap vermeyi bir meclis başkanı olarak doğru bulmadığım için bazen de susuyorum. Yani söz gümüşse sükut altındır diye bir atasözümüz de var. O da doğrudur. Dolayısıyla önemli olan meclisi çalıştırmaktır. Meclis çalışmalarına çok... Az önce Yüksek Mahkeme Başkanı'nın ifadesi vardı. Hukuk reform komisyonu kurulmalı diyor mecliste. Böyle bir... Çok doğru bir yaklaşım. Çünkü bazen yasaları geçirdiğimizde orada çarpık cümleler vardır ve yanlış anlaşılabilecek, farklı yorumlara gidebilecek cümleler var. Mesela meclisten geçirilen evlilik dışı çocuklarla ilgili yasada da diyor, uygulamada bir takım aksaklıkların olduğu ortaya çıkıyor. Tabii ki ama yasa yapıcı başka bir şeydir. Her hukukçu yasa yapıcı değildir. Ben Sayın Yüksek Mahkeme Başkanımız da, Anayasa Mahkemesi Başkanımız da bu konuları kendisiyle de görüştüm. Yasa yapıcı, yasayı doğru yapacak, cümleleri doğru kullanacak, kelimeleri yerli yerine oturtacak yasa yapıcı hukukçulara ihtiyaç vardır. Her hukukçu yasa yapamaz. Peki yeni dönemde bunu yapma olasılığı yok mu Sayın Başkan? Yani bu yönde bir adım atma. Bunu tabii ki muhalefet partisiyle de görüşmek lazımdır ve yasa yapıcı bir komite, komisyon oluşturmak lazımdır. Ve gerekirse eleman alınması gerekirse, yasa yapıcı uzman kişiler alınması gerekirse meclise onları da almamız lazımdır. Buna tabii ki ana muhalefet partisi de hükümet de itiraz etmemesi lazımdır diye düşünüyorum. Böyle bir girişimde bulunacaksınız. Tabii ki her zaman gündemimizde vardır bu konu. Zaten ciddi olarak da mecliste bunlar görünüyor. Yani yasa yaparken işte en çok eleştiriye uğrayan kısımlar da bunlar yani. Mesela bir yasanın başındaki cümle başka bir şey anlatır. Ortasında başka bir şey anlatır. Sonunda başka bir anlam çıkabilir. Ciddi tartışmalar oluyor. Dolayısıyla ciddi hocam. Tartışmalar oluyor bu konuda. İşte burada yasa yapıcı eğer çok dikkat ederse ve uzman bir kişi ise oradaki cümleleri veya kelimeleri yerli yerine oturtabilir ve yanlış anlaşılmalar orta yerden kalkabilir ve ne murat edildiği daha iyi anlaşılabilir. Dolayısıyla Yüksek Mahkeme Başkanı'nın bu konudaki görüşünü aynen paylaşıyorum. Şimdi son 2 dakikanın içerisindeyiz, 2-3 dakikanın. Bir kabine değişikliği söz konusu olacak mı sizce Sayın Başkan?
Yani bunu ben Sayın Başbakan Ünal Üstel hükümeti kurduktan 3 ay sonra kabinede değişiklik yapacak diye söylentiler çıkmıştı. Yani geçen sene Mayıs ayında hükümeti kurmuştu Sayın Ünal Üstel. Ben Eylül-Ekim ayından beridir devamlı kabinede değişiklik olacak diye duyuyorum. Bunu Sayın Ünal Üstel'in ağzından ben hiç duymadım. Başka bir yerden de duymadım ama gazetelerde bunlar yazılıyor. Sayın Başbakan'ın etrafındaki kişiler bunları söylediği ifade ediliyor. Ben duyumlarla hareket eden birisi değilim. Duyumlar bazen dedikodudan başka bir şey değildir. Ama olabilir mi? Kabinede değişiklik yapılabilir mi? Tabii ki elbette yapılabilir. Sayın Ünal Üstel kabinesi olarak bilinir bu kabine zaten. Dolayısıyla bazı arkadaşları değiştirebilir. Kendisi bilir tabii ki. Ama olma ihtimali var mıdır, yok mudur? Dediğim gibi 8-9 aydır ben bu şeyleri duyuyorum. Duyuyorum, şimdi de duyuyorum. Bugün de duydum, dün de duymuştum, evvelki gün de duymuştum, 3 ay önce de duymuştum, 6 ay önce de duymuştum, 9 ay önce de duymuştum. Ama bir seçim geçirdik. UBP'nin elde ettiği, aldığı oy oranı ortada. Dolayısıyla Başbakan'ın bölgeler bazında da alınan oy oranlarıyla ilgili değerlendirme yaptığında, ne kadar parti içerisinde parti organlarının iyi bir şekilde çalışıp çalışmadığı. Toptan başarısızlık vardır. Ulusal Birlik Partisi'ndeki şey durum şu anda toptan bir başarısızlık vardır. Bunu kişilere bağlamak doğru değildir. Hepimiz birlikte üstlenmemiz gerekir bazı hususları, bazı hataları, bazı yanlışları. Ulusal Birlik Partisi'ne oy veren seçmen neden sandığa gitmedi? Ve Ulusal Birlik Partisi'ne oy veren seçmen neden başka bir adaya gidip oy verdi? Bunları ciddi bir şekilde analiz etmemiz gerekir. Bunları da yaptırtacak olan tabii ki partinin genel başkanıdır ve genel sekreteridir. Ve milletvekili grubudur. Hep birlikte oturup bu lokomotifi nasıl yürüteceğiz, ileriye götüreceğiz bakmamız lazım. O aksi halde sıkıntı devam eder. Ama kabinede değişiklik elbette Sayın Başbakan Ünal Üstel'in uhdesindedir. Ama kalkıp da gazetelerde o yazdı böyle de işte Lefkoşa'yla Girne bölgesi çok zayıf çıktı. Dolayısıyla bu iki bölgedeki bakanları değiştirelim şeklindeki yorumları ben doğru da bulmuyorum. Yani netice olarak. Çünkü ülke bir bütünüyle bir seçim bölgesidir. Tek seçim bölgesi değildir. Dolayısıyla toptan bir değerlendirme yapmanın gerekliliğine inanan birisiyim. Şu anda Ulusal Birlik Partisi'nde organlarında bir değerlendirme yapılmamıştır. Ne genel yönetim kurulunda bilmiyorum. Bakanlar kurulunda konuşulduğumu onu bilmiyorum. Çünkü bakanlar kurulunun üyesi değilim ben. Evet. Ama yapılması genel yönetim gerekiyor. Kurulunda yapılmadı. Parti meclisinde de yapılmadı. Milletvekili grubu toplantısı olup da milletvekili grubu toplantısında da bu konular hiç görüşülmedi. Dolayısıyla öncelikle bu mekanizmaların çalıştırılması gerektiğine inanan birisiyim. Tecrübeli bir milletvekili olarak bunu ifade edebilirim. Çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin. Sağ olun. Önümüzdeki günlerde yeniden konuşacağız aslında. Süreç bizi nereye götürecek? Olağanüstü birleşimleri olacak mı? Çalışmalar ne noktada olacağını? Tabii ki yani siyasete olan güveni artırmak lazımdır. Siyasetçiye olan saygıyı artırmak lazımdır. Nerelerde hatalarımız vardır bunlara bakmamız lazımdır. Ciddiyet, dürüstlük, doğruluk her şeyden önemlidir. Yalpalamadan siyaset yapmak lazımdır ve ciddi siyaset yapmak lazım. Doğru siyaset yapmak lazım. Halk odaklı ve devlet odaklı siyaset yapmak lazım. Halkçı olacağız ve devletçi olacağız. Bunları yapacağız. Dikkat edersek bunlara bencil olmayacağız. Bunlara dikkat edersek tekrar Ulusal Birlik Partisi yine birinci parti olur. Rahatlıkla olur. Çok teşekkür ediyorum. Kolay gelsin diyorum Sayın Başkan. Çok sağ olunuz. 17. saati burada noktalıyoruz ama yarın aynı saatte yeniden birlikte olacağız. Şimdilik hoşça kalın diyorum. Kendinize çok iyi bakın.